Her şeye bir mani var, ilme çok mani var buyuruyor. لِكُلِّ şey مَانِعُنْ وَلِلْعِلْمِ مَوَانِعُ Her şeye engel çıkar. Yemeye, içmeye, gezmeye, gitmeye, gelmeye, doğmaya, doğurmaya her şeye engeller çıkabilir. Ama ilme bir engel çıkmaz, iki engel çıkmaz, çok engel çıkar. Bir insan Allah yoluna gelmeye niyet ettiği zaman, yani bütün maniler, musibetler, belalar üstüne çullanır. Böylece geri kalması için bütün şeytanlar, iblisler, insan şeytanları, cin şeytanları devreye girer, bir kişiyi sohbetten, dersten, hadis dersinden, ayet tefsirinden men etmek için. Buna göre hazırlıklı olmak lazım. Nefisle şeytanla, siyaset yolu üzere, efendim, cihat yapmak lazım, mücadele yapmak lazım ve böylece bu Allah yolundaki cihadı kazanmak lazım. Bunun için rağbet lazım. İlim, ilme rağbet, heves. İlme rağbetsiz, hevessiz adam insan sayılmaz. Hayvandan farkı kalmaz. Orman mahsullerinden farkı kalmaz. Çünkü insan ile hayvan arasını ayıran et değil, kemik değil, iskelet değil, kilo değil. Hayvanda bizden fazla kilo var, bizden fazla et var, bizden fazla kemik var, bizden büyük beyin var. Bizden büyük ciğer var. Fark nerededir? Edeptedir. Ahlaktadır, İslam ahlakındadır. Edep nerededir? İlimdedir. İlimsiz edep olmaz. Bilmeden adam neye göre edep yapacak? Edepsizliği edep zanneder, edebi edepsizlik zanneder. Şimdikilerde olduğu gibi. Örtülmeyi, tesettürü, ondan sonra gericilik zanneder, yobazlık zanneder, medeniyetsizlik zanneder. Nenesini unutmuş, anasını bile unutmuş, nenesini unutmuş, bütün ecdad ceddatının kılığını unutmuş, kıyafetini unutmuş, urfünü, adetini unutmuş. Şimdi Noel kutlamayı, yılbaşı kutlamayı marifet zanneder. Ondan sonra Muharrem'de Hicri yılbaşı kutlamayı efendim cahillik zanneder, rezillik zanneder. Onun için şimdi bakıyoruz, bütün değerler, bütün kıymetler tersine dönmüş. Cehaleti ilim sayıyorlar. Adem Aleyhisselam'ın babası var, felsefesini ilim sayıyorlar, haşa ve kella. Yaratan ne buyuruyor, bunlar ne konuşuyor? Dünyanın ömrü milyarlarca senedir varmış, bunu ilim sayıyorlar. Uzay hakkında dünya kadar malumat çıkarıyorlar. Her 100 senede bir heyet, yeni bir heyet geliyor. Geçmişi bozuyorlar. Devamlı yazboz tahtasına dönmüş. Bunları ilim marifet sayıyorlar. Allah-u Teala'nın sebabitini, sabitelerini, değişmez ilimlerini, hılkat kanunlarını, yaratma kanunlarını, fıtrat kanunlarını, ondan sonra şeriat kanunlarını, Kur'an, sünnet kurallarını, kaidelerini, ilimlerini cehalet sayıyorlar. Ne zamana geldik? Eskiden ayet hadis okuyan ulemayı efendim baş üstünde tutarlardı. Padişahlar onlara tazim ederlerdi. Paşalar onlara değer verirlerdi. Onun için bütün dünyaya hakim oldular, cihana hakim oldular. 700-900 sene, 1000 sene Alparslan'dan beri, daha ondan evvelsi var. Bütün ecdadımız dünyaya hakim oldular. Hep fetihlerle döndüler. Bak son 100-150 senedir başımıza gelmeyen rezillik, zelillik, mezellet, fakirlik, hakirlik, iç ve düşman tesallutu ve zafiyet hiçbir zaman gelmedi. E neden? Kur'an terk edildi ondan, hadis terk edildi ondan. Öyle bir şey olabilir mi? Kur'an ilim sayılmıyor, hadis ilim sayılmıyor, fıkıh ilim sayılmıyor, akaid tasavvuf ilim sayılmıyor. Kendi kendine uydurdukları şeyler, mahlukatın efendim, sonradan yaratılmış, kimlerden okudukları belirsiz, icazetsiz, senetsiz, isnatsız, efendim, Darwin teorisi, bilmem ne teorisi. Darwin bile caymış. Darwin maymundan türediklerini savunmuş,
Ölmeden evvel Darwin caymış. Yok demiş, uymadı demiş bu iş. Darwin caymış, bunlar caymamış. Darwin mezardan kalksa, yahu ne cehalet yapıyorsunuz? Böyle türeme müreme müreme yok maymundan şuradan buradan. İnsan insandan olmuş, Adem'den olmuş dese, Darwin'e derler ki, halt etme, otur aşağı, yat, sus, biz tutturduk bu işi derler. Bunları küfre götüren önderleri, dalalet imamları, şimdi mezardan kalksalar, biz cehennemde yanıyoruz, siz de yanmayın, gelmeyin peşimize, sizin yüzünüzden azabımız artıyor deseler, bunlar derler ki, biz bu yoldan epey insan güdüyoruz, maddi manevi sermaye kazanıyor, para kazanıyoruz, manevi derken ahiret için demiyorum. Yani itibar, makam, mertebe. Onun için sizi ne halt ettiniz, hortladınız mı, ne yaptınız? Yatın aşağı, karıştırmayın bu işi derler. Peşlerine cehenneme bile bile gidiyorlar. Kendileri de biliyorlar ki tuttukları yol yol değil. İlim nedir? Seni beni yoktan, bir damla sudan yaratan Allah'ın öğrettikleri ilim olmayacak. Şimdi tefsirleri ezbere bilsen kim değer verir sana? Hadisleri yutsan kim değer verir sana? Bütün fıkıhları ezberlesen, fakih olsan, müçtehit olsan kim değer verir sana?